Merhabalar kıymetli Yozgat Akademik Bakış TV izleyicileri. Bugün sizlere Yozgat'ın merkezinde bulunan tarihi Çapanoğlu Camii'nin önünden sesleniyoruz. Çapanoğlu Camii bildiğimiz gibi Osmanlı İmparatorluğu döneminde köklü ailelerden olan Çapanoğlu ailesi tarafından yaptırılmıştır. Cami iki kesimden oluşmaktadır. Birincisi iç kesim, diğeri ise dış kesim olarak adlandırılmaktadır. İç kesim 1779 tarihinde Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından, dış kesim ise 1793 tarihinde Çapanoğlu Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Tabii bildiğimiz gibi Yozgat deyince akla Çapanoğlu, Çapanoğlu deyince de akla Yozgat gelmektedir. Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kavalalı Mehmet Ali Paşa deyince Mısır deyince Kavalalı Mehmet Ali Paşa akla geldiği gibi Osmanlı İmparatorluğu döneminde de bu civarda, bu bölgede, yani Sivas, Çorum, Kayseri, Tokat ve Kırşehir gibi bu yörelerde Çapanoğlu buralara nam saldığı için Çapanoğlu bu bölgelerde genel itibariyle Sancakbeyliği yapmıştır. Çapanoğlu'nun kuvvetli olduğu, en kuvvetli olduğu dönemlerde de bu cami yapılmıştır. Çapanoğlu Mustafa Bey ve Çapanoğlu Süleyman Bey tarafından bu cami yapılmıştır. Bunun dışında Çapanoğlu ile ilgili birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Tabii Yozgat Selçuklu döneminin şehirlerinden değildir. Yozgat Osmanlı döneminde kurulmuş bir şehirdir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir bölgenin idarecisi, bir bölgenin yöneticisi, o bölgede bulunan nüfuzu olan ve saygınlığı olan, itibarı olan, o bölgenin zenginleri tarafından Osmanlı İmparatorluğu o bölgeye ilgili kişileri görevlendirmiştir. Sancakbeyi olarak tayin etmiştir. Çapanoğullular da bulundukları bölgede nüfuzlu olduklarından dolayı, zengin olduklarından dolayı Osmanlı İmparatorluğu tarafından, payitaht tarafından Çapanoğullara genel itibariyle bu bölgenin yönetimi, bu bölgenin Sancakbeyliği verilmiştir. Ve Çapanoğulları bulundukları dönemde Osmanlı İmparatorluğu'na genel itibariyle sadakatle bağlı olmuşlardır. Bazı istisnalar tabii ki bulunmuştur, vardır. Bu istisnalardan bir tanesi ise Çapanoğlu Ahmet Bey'dir. Çapanoğlu Ahmet Bey bu bölgeye görevlendirilmiştir Osmanlı İmparatorluğu tarafından. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun sözünü dinlemediği için ve merkezi otorite ile bölge arasında ilişkiler koptuğundan dolayı Çapanoğlu Ahmet Bey idam edilmiştir Osmanlı İmparatorluğu tarafından. Yerine Ahmet Bey'in oğlu Çapanoğlu Mustafa Bey geçmiştir. Çapanoğlu Mustafa Bey bu bölgeyi payitaht adına, Osmanlı İmparatorluğu yani merkezi otorite adına idare etmiştir, yönetmiştir. 3. Selim döneminde Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından ilişkiler oldukça olumlu, pozitif ilerlemiştir. Hatta 3. Selim orduyu modernize etmek için Yeniçeri Ocağı'nı kapatmış, Yeniçeri Ocağı'nın yerine Nizami Cedid ordusunu kurmuştur. Ve Nizami Cedid ordusunun kurulum aşamasında Çapanoğlu Mustafa Bey padişaha önemli katkılarda bulunmuştur. Padişaha karşı o dönemde çeşitli Kabakçı Mustafa Paşa adı altında çeşitli isyanlar çıkmıştır 3. Selim'e ve daha doğrusu 3. Selim'i devirmeye yönelik çeşitli darbe hareketleri meydana gelmiştir. Bu darbe hareketlerinin bertaraf edilmesi hususunda Çapanoğlu Mustafa Bey'in önemli katkıları olmuştur. Gerek asker yollamıştır, gerekse gıda maddeleri, gıda ürünleri yollamıştır. Hatta bununla ilgili çeşitli Çapanoğulları tarafından rivayetler de vardır. İşte 3. Selim döneminde payitahtta, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'da et sıkıntısı bir dönem ortaya çıkmıştır. Bu et sıkıntısını gidermek için, yani padişahın zor duruma düşmemesi için, padişahın merkezi otorite üzerinde gücünü, kuvvetini, kudretini arttırmak için dönemin Çapanoğlu ailesi
o şeyden Yozgat'tan İstanbul'a binlerce koyun gönderiyor ve o dönemde padişah payitahtın yani İstanbul'un et ihtiyacı gideriliyor. Bunun dışında 1. Abdülhamit Han'a çeşitli darbe girişimlerinde bulunuluyor ve bu darbe girişimlerinin önlenmesi hususunda Çapanoğullarının önemli katkıları oluyor. Tabii ki 2. Abdülhamit Han döneminde Yozgat yani Çapanoğlu ailesi ve Yozgat ve yöresi, Yozgat halkı en parlak dönemlerini yaşıyor. Neden diyecek olursanız Osmanlı 2. Abdülhamit Han döneminde oldukça büyük yatırımlar yapıyor Yozgat'a. İşte Yozgat merkezde bulunan tarihi Saat Kulesi ve Yozgat merkezde bulunan Yozgat Lisesi, meşhur tarihi Yozgat Lisesi ki Yozgat Lisesi o dönemde yani 2. Abdülhamit Han döneminde Osmanlı'nın çeşitli vilayetlerine yaptırılan 9 büyük liseden birisidir. Haliyle Abdülhamit Han döneminde Yozgat en parlak dönemini yaşıyor ve Çapanoğlu ailesi de merkezi otoriteyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun merkeziyle en iyi ilişkilerinin bulunduğu dönem olarak adlandırılıyor. Daha sonra Abdülhamit Han'ı tahttan indirmeye yönelik çeşitli darbe girişimleri ortaya çıkıyor ve Abdülhamit Han'a destekte bulunuyorlar yine Çapanoğlu ailesi. İlerleyen yıllarda İttihatçılarla Çapanoğlu ailesinin arası açılıyor. Hani meşhur Cumhuriyet döneminde Cumhuriyeti kuranlarla Çapanoğlu ailesi arasında çeşitli sorunlar ortaya çıkmış şeklinde bilinen olaylar var. Haliyle gerek padişaha yönelik, padişahı indirmeye yönelik çeşitli hareketler ortaya çıkınca ve Çapanoğlu ailesi padişahı, payitahtı korumaya yönelik sürekli aksiyon aldıklarından dolayı ittihatçılarla Çapanoğlu ailesinin arası pek iyi olmamıştır. Pek ilişkiler pek barışık geçmemiştir. Daha sonra ilerleyen yıllarda işte 1. Dünya Savaşı, Balkan Savaşları gibi çeşitli savaşlar ortaya çıkıyor ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tamamen zayıfladığı, neredeyse yıkılmaya yüz tuttuğu dönemler ortaya çıkıyor ve İttihatçılarla Çapanoğlu ailesi arasındaki ilişkiler gergin olduğu için ve daha ilerleyen yıllarda Kurtuluş Savaşı döneminde de Kuvayi Milli Hareketi ortaya çıktığından dolayı ortaya çıkan Kuvayi Milli Hareketi ile merkezi otorite arasında yani payitaht arasında çeşitli sıkıntılar meydana geldiği için Çapanoğlu ailesi de merkezi otoriteyi yani İstanbul hükümetini veya payitahtı desteklediğinden dolayı Cumhuriyet'in ilk yıllarında Çapanoğullarla o dönemin idarecileri arasında çeşitli sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Bunu bu şekilde özetleyebiliriz. İçeriye girelim. Camiyi kısaca tanıtalım. Caminin içerisinde bir sakalı şerif var. Konuşmamın başında söylediğim gibi cami iki bölümden oluşuyor. Birisi iç bölüm ve dış bölüm olmak üzere. İç bölüm Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından yaptırılıyor 1779 tarihinde. Dış bölüm ise Çapanoğlu Süleyman tarafından yaptırılıyor 1793 tarihinde. Gördüğümüz gibi buranın bu caminin dört girişi bulunmakta. Birinci giriş karşıda gördüğümüz gibi. İkinci giriş karşıda gördüğümüzün hemen altında. Üçüncü giriş ise Nuhutlu Tepesi'ne doğru bakıyor. Dördüncü giriş ise yine gösterdiğim yerde. Burada anlatacaklarım bu kadar. Tabii cami içerisinde aynı zamanda Çapanoğlu ailesine ait küçük bir mezarlık bulunmakta. Cami dışında ise Çapanoğlu ailesinin uzak kesimine yönelik, yani birinci dereceden değil de ikinci, üçüncü dereceden ailelerine, akrabalarına yönelik caminin dışında bir mezarlık bulunmakta. Caminin dışında bulunan bu mezarlığa yaklaşık olarak 100 yıldır hiçbir kimse defnedilmemekte. Sebebi ise mezarlık dolmuş durumda. Evet, şimdi içeriye girelim. Bu görmüş olduğumuz bölüm dış bölüm.
Yani 1793 tarihinde Çapanoğlu Süleyman Bey tarafından yapılmıştır. Bu dış bölüm. Yani sonradan yapılmıştır. Şimdi içeriye doğru girdiğimizde ise içerideki bölüm asıl caminin bulunduğu bölümdür. 1779 tarihinde Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından yaptırılmıştır. İlk cami burasıdır. Dışarıda aşırı derecede sıcak olmasına rağmen burası oldukça serin. Bu caminin harçlarının Horasan'dan getirilen harçlarla yapıldığı rivayet edilmekte. Çapanoğlu Camii, şehrin merkezi bir yerinde Cumhuriyet Meydanı yakınında İstanbulluoğlu mahallesindedir. Halk arasında Büyük Cami veya Ulu Cami diye anılan yapı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Avrupa etkisinde ortaya çıkan Türk mimari tarzının Anadolu'daki önemli örneklerinden biridir. İki ayrı tarihte inşa edilen caminin ilk inşa edilen bölümüne içeri cami, sonrasında inşa edilen bölümüne ise dışarı cami denilmektedir. İçeri cami denilen bu binanın güney parçasını teşkil eden bölüm, haremin orta kapısının üzerindeki iç kitabeye göre Bozak Sancağı valisi Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından 1779 yılında yaptırılmıştır. Bu bölüme kuzeyden eklenmiş olan ve dışarı cami diye anılan mekan ise günümüzdeki giriş revakına açılan kapı üzerindeki kitabeden anlaşıldığı üzere Mustafa Bey'in kardeşi Süleyman Bey tarafından 1793-94 yıllarında inşa ettirilmiştir. Caminin dört tarafı avlu duvarlarıyla çevrilidir. Avlunun doğu ve batı tarafında bulunan kemerli abidevi kapılara 1964 yılında kuzey tarafından üçüncü bir kapı eklenmiştir. Camide yoğun olarak kalem işi süslemeler görülmektedir. İçeri cami ve dışarı caminin harim duvarları, üst duvarları, kemer kavisi ve karınlarında mermer taklidi boyamalar yer almaktadır. Dışarı caminin ana kubbe içinde ve pandandiflerinde kubbeyi taşıyan kemerlerle kubbe kaidesinin arasını kapatan ve kare planda kubbenin dairevi kaidesini geçmeyi sağlayan küre parçası biçimindeki üçgen köşelik kıvrık dallar, yapraklar, çiçek ve meyve tasvirleriyle yapılan süslemeler dikkat çekicidir. Burası Çapanoğlu ailesine ait caminin dış bölümünde bulunan küçük bir mezarlık. Çapanoğlu ailesinin birinci dereceden yakınlarına ait bir mezarlık. İç ve dış caminin birleştiği kuzeydoğu köşesinde beden duvarlarından dışarı doğru taşmış küçük kubbeli beyaz kesme taşından yapılmış bir yapıdır. Türbeye dış cami içine açılan yuvarlak kemerli bir kapıdan girilmektedir. Yapı içinde çeşitli büyüklüklerde 18 sanduka bulunmaktadır. Bu sandukalar Çapanoğlu ailesi ve Yozgat eşrafına aittir. Dış camiden asıl harime girişteki yapının ilk taç kapısı zengin ve görkemli bir kompozisyon oluşturmuştur. Akantus yaprakları, C ve S kıvrımları, deniz kabuğu motifleri, mihrap çevresini taşlandırmaktadır. Minber ise renkli damarlı mermerlerden, varak motiflerinin de yer aldığı çeşitli şekillerle bir mücevher gibi süslenmiştir. İç süslemesi ve mimari aksamı ile Batı sanatı etkisini taşıyan bu yapı, Türk barokunun Anadolu'daki en önemli örneklerinden biridir. Osmanlı döneminde Yozgat ve Çapanoğulları, Timur'un Anadolu'dan ayrılmasından sonra Osmanlı şehzadeleri arasında çıkan saltanat kavgalarında Yozgat ve çevresi büyük sıkıntı çekmiştir.
Yeniden Osmanlı Devleti'ne bağlanması ancak 1408'de Çelebi Mehmet döneminde olmuştur. 1413'te kesin olarak Anadolu'da Osmanlı hakimiyetini sağlayan Çelebi Mehmet, Yozgat ve yöresindeki devlet hakimiyetini pekiştirmiştir. Yavuz Sultan Selim döneminde Yozgat ve çevresinde Celal adında bir Türkmen önderinin çıkarmış olduğu isyan kontrol altına alınmışsa da Yozgat ve yöresi bu isyandan büyük zarar görmüştür. Kanuni Sultan Süleyman döneminde arazi tahririnin yenilenmesi sırasında bölgede yine karışıklıklar çıkmış ancak kısa sürede denetim sağlanmıştır. 17. yüzyılın sonlarında devlet tarafından Bozok'a yerleştirilen Mamalu Türkmen oymaklarından Çapanoğulları büyük güç kazanmışlardır. 1728'de Çapanoğullarından Ahmet Ağa yeni İlhas müteselliğine getirilmiştir. Bu görevde üstün başarı gösterdiğinden dolayı da 1732'de Mamalu Türkmenlerin müteselliği görevine yükseltilmiştir. 1741 yılında ise Bozok müteselliği görevine atanmıştır. Çapanoğlu Ahmet Ağa bundan sonraki yıllarında etkinliğini komşu sancaklarda da duyurmuştur. Osmanlı Devleti'nce 1745'te Kapıcıbaşılı payesinde ödüllendirilen Ahmet Ağa, Yozgat ve yöresinde bazı bayındırlık hareketlerine girişerek halkın desteğini kazanmaya özen göstermiştir. Çapanoğulları merkezi yönetimle uyum içinde olmayı sürdürmüşler, 1755'te İstanbul'da ortaya çıkan et sıkıntısını gidermek üzere koyun göndermeleri karşılığında Bozok Sancağı malikane olarak Çapanoğlu Ahmet Ağa'ya verilmiştir. Böylece Çapanoğulları Yozgat ve yöresinin tartışılmaz hakimi durumuna gelmişlerdir. Bu tarihten sonra İstanbul'a sık sık Çapanoğulları hakkında yakınma mektupları gitmeye başlamıştır. 1757'de devlet Çapanoğlu Ahmet Ağa'ya zulümlerine son vermemesi durumunda malikanesinin elinden alınacağını bildirmiştir. Ahmet Ağa 1761'de Sivas Valiliğinin İstanbul hükümetince verilmesini sağlamıştır. Bu başarısını verdiği cesaretle Maraş Valiliğine de göz dikince hakkında idam fermanı yayınlanmıştır. Ahmet Ağa'nın 1765'te idamından sonra Çapanoğlu Mustafa Bey'in Bozok Sancağı müteselliği oluncaya kadar Çapanoğulları Yozgat ve yöresindeki etkinliklerini yitirmişlerdir. 1768'de müteselli olan Mustafa Bey, merkezde iyi geçinmeye çalışarak yapılan savaşlar sırasında devlete asker ve malzeme yardımında bulunmuştur. Çapanoğulları 1772'den sonra Yozgat ve yöresinde yeniden söz sahibi olmaya başlamış, çevredeki diğer ayanlarla mücadeleye başlamışlardır. Çapanoğulları Canikloğullarına karşı sürdürdükleri mücadeleden başarıyla çıkmışlardır. Mustafa Bey 1782'de hizmetçileri tarafından öldürülünce Bozok Sancağı müteselliği kardeşi Süleyman Bey'e verildi. Osmanlı padişahları 1. Abdülhamit ve 3. Selim ile iyi ilişkiler kuran Süleyman Bey, 1783'te Çankırı Sancağı mutasarrıflığını da almıştır. Nizam-ı Cedid ordusunun kurulmasını destekleyen Süleyman Bey, Canikloğulları ile üstünlük mücadelesini sürdürmüş, 3. Selim'in tahttan indirilmesiyle durumu sarsılmış ise de Alemdar Mustafa Paşa'nın 3. Selim'in yerine geçen 4. Mustafa'yı tahttan indirmesiyle eski konumunu yeniden kazanmıştır. Süleyman Bey 1808'de İstanbul'da toplanan ayan arasında yer alarak senedi ittifakı imzaladı ve Sekban-ı Cedid askerini kendi hakimiyet bölgesinde örgütlemeye başlamıştır. Süleyman Bey 1813'te öldüğünde güçleri doğruğa ulaşmış olan Çapanoğulları kendilerine mutaka olarak verilen Bozok, Amasya, Şarkı Karahisar, Sivas, Kayseri, Maraş, Antep, Halep, Rakka, Adana, Tarsus, Konya Ereğlisi, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Ankara'da büyük bir nüfusa sahip olmuşlardır. Çapanoğullarından Mehmet Celaleddin Paşa 1842 ve 1846'da kısa sürelerle Bozok ve Kayseri Kaymakamlığına atanmıştır. 1849'dan sonra yönetim kademelerinden iyice uzaklaştırılan Çapanoğulları büyük servetleri sayesinde özellikle ekonomik alandaki güçlerini 20. yüzyılın başlarına kadar sürdürmüşlerdir.